Kesinlikle beklediğime değdi. Hani Türkçe'de deriz ya, kendi kendimi yedim, içim içimi yedi. Ya, bu sefer ben gerçekten kendimi yiyeceğim. Nasıl bir şey yiyeceğim onu da çok merak ediyorum. O zaman hiç bekletmeden açıyorum. Açtım. Wow! Aa, çok yaratıcı ya. Peki kendimle bir selfie tabii çekebilir ki. Miyim? Evet. Çok şöyle yapalım. Kendimle bir selfie çekiyorum. Sen de gir selfie'nin tabii içine. Ki. Dolayısıyla üçümüz aynı karede olalım. Aynen. Ya süper bir şey. Ben ne zannettim biliyor musun? Kadayıf tatlısı Sercan yapacaksın. Ha, evet. Tatlısı yapacak. Evet. Hatta dedim ki acaba kadayıf tatlısı üzerine birazcık bal kabağı koyup yeni bir kombinasyon mu yaratacak? Dolayısıyla sen bunun bana telifini ver. Ben bunu satışa da çıkartayım. Evet. Alasafet diye, safet usulü diye. Ay inanmıyorum. Tadına şey gibi de olmuş tadına tabii ki bakacağım. Şey gibi böyle insan suratı gibi de olmuş. İki tane göz ortada bir burun. Ama insan bunu parçalamaya kıyamıyor ya. Bir sanat eseri gibi ya. Şunun önce güzel fotoğraflarını çektik değil mi? Çektik, evet. Tamam tamam çünkü herkesin benim tabak halimi görmesini, tabaklanmış halimi görmesini istiyorum. Ay, nereden başlasam bilemedim ya. Ay Türev çok iyi ya. Peki karidesin altında ne var? Ha demin yaptığın o salata evet, var. Evet aynen. Tamam. Ay yalnız tam böyle Michelin tarzı bir şey olmuş. Sana demin kebapçı aç, ocakbaşı aç demiştim ama yok ya. Türev sen... Değiştirdin mi abi? Evet bence doğru. Michelin yıldızlı bir restoran tamam, yani peki. Bu yetenekle sadece ocakbaşında sınırlı kalmasın. Tamam, onu herkes yapıyor. Çok güzel. Peki yemediklerimi yanımda götürebilir miyim? Tabii ki. İstediğin zaman ben tekrar da yaparım. Çok güzel. Bir kere karidesle bu kıtır kadayıf çok birbirine yakışmış. Ne hissettiriyor sana? Bir kere ben balık burcuyum. Dolayısıyla biraz kendimi yemiş gibi oldum, doğru. Çünkü deniz ürünleri var burada. Hatta bir arkadaşım dalga geçiyor benimle. Diyor ki, yükselen burcumda yengeç, oğlum balık salatası gibisin diyor. Ve burada da zaten balık var, karides var. Tam böyle bir deniz ürünleri tabağı kıvamında. Fakat yemekten bu arada konuşamıyorum, o kadar lezzetli olmuş ki. Şu aşağıdaki salata, hani demin dalga geçmiştik ya, kadayıf yatağında. Aynen, kadayıf yatağında. Kadayıf yatağının üzerindeki bu salata çok güzel olmuş. Neler koymuştun buna bir daha söyler misin? Çarkıfelek var. Ben aslında vakit kazanmaya çalışıyorum ki tadını çıkartayım. Çarkıfelek var, elma var, kırmızı biber var, sarı biber var, kuş üzümü var, dolmalık fıstık var, birazcık lime suyu var. Hardal var, Dijon hardalı var. Şeyin farkına şimdi vardım. O lime suyunu şu anda çok hissettim. Aha. Neden bu yemeği yaptığımı anlatmamı ister misin? Tabii. Şimdi, bir kere saf ve temli deyince aklımıza en gelen temel şey zarafet. Teşekkür ederim. Çok, çok, çok zarif. Çok kullandığı tüm Türkçe, Türkçedeki tüm kelimelere dair işte yaptığı işte disiplinle. Yani hayatındaki her şeyle çok zarif bir şekilde hayatını devam ettiriyorsun. O yüzden benim zarif bir tabak hazırlamam gerekiyordu. Bu tabağı hazırlarken tabakta bölümler olması gerekiyordu. Aynı senin gibi. Senin bir profesyonel hayatın var. Bir de kendi özel hayatın. Çok herkes doğru. Doğru. Ama sendeki bu durum çok daha net çizgilerde değil. Tabağın senin için sağ tarafı senin kendi hayatını anlatan. Orası çok renkli, çok eğlenceli ama kapıkları olan bir bölüm. Ya beni çok iyi çözdürsün. Yani ben kendimi anlatsam bu kadar iyi anlatamam. Ya bence sen şefliğin bırak. Kesinlikle psikoloji okulu sana çok koyuyorum. Çünkü benim Boğaziçi'nde ilk okuduğum bölüm psikoloji. Ya. 2 sene psikoloji bölümünde okudum. Bana inanılmaz katkıları oldu insanları tanımak açısından. Çünkü hizmet sektöründe en önemli şey insan psikolojisi olabilmek. Valla bak bunu da düşün. Çok teşekkür ederim. O yüzden ama oradaki lezzetler o kadar yüksek ki, o kadar kendinde belli eden lezzetler ki. Sen aslında çok sakin görünüyorsun ama içinde çok büyük fırtınalar var. Sen çok çok büyük bir yüreğe sahipsin abi. Ve o yüreğin büyüklüğü hayatındaki her şeyi belir. Farkındaysan kadayıfları kuş yuvaları şeklinde bendeki hissiyata şu sayalım. Sen çok iyi bir anlatıcısın ve herkesi bütün hikayelerinde
kendi özbenliğine döndürebiliyorsun. Kendi yuvasına götürebiliyorsun. Kendinden bir hikaye yaratabiliyorsun onları. Onlara dokunup, onları kendi hayatlarındaki o yolculukta çok önemli bir yere sahip olabiliyorsun. O yüzden senin hikayende de belirli yuvalar olması gerekiyordu. Sen insanların yuvaları olabiliyorsun. İnsanlar seninle vakit geçirdikleri sürece o yuvalar hayatlarında başka bir şeyle olabiliyormuş. Tabağın tam ortasında yedi kule maralı var. Aslında senin biraz önce anlattığın hikayeye tam oturanmış. İstanbul surlarının tam yanı başında olan İstanbul simgesi yedi kule maralı. Sen İstanbul'da mısın? İstanbul zarafetindesin, İstanbul neşesindesin, İstanbul hüznündesin, İstanbul gerçekliğindesin aslında. Ve diğer tarafta aslında sen bize o kadar değerli bir şey yapıyorsun ki bizim köklerimizden bugüne gelen bütün hikayeyi bize anlatıyorsun. Geçmişimizden ta en başından beri var olan bütün hikayeyi profesyonel hayatında bize anlatıyorsun. Ben de o yüzden dedim ki Osmanlı'dan bir reyhan şerbeti yapayım. Çünkü Osmanlı'da reyhan şerbeti çok kullanılırdı. Bizim geçmişimizde de çok kullanılırdı. O yüzden bunu da bir İstanbul'da olayla birleştireyim. Hayır senin gibi. Sen şeyleri anlattığın zaman özgürleşiyorsun abi. Ve insanları da özgürleştiriyorsun. O kadar kıymetli bir şey yapıyorsun ki. İyi ki yapıyorsun ve iyi ki böyle bir karaktersin. İyi ki varsın. Ya Trenci'm o kadar güzel konuştun ki. Ben kendim yemekten vazgeçtim. Bana terapi gibi ya. Dertlerim benim çare oldu. Bu güzel yemeği unuttum. Seni dinlerken bu muhteşem şeyleri duyarken kendimi çok iyi hissettim. O kadar doğru bir şey söyledin ki köklerimiz çok önemli, evet. Çok kıymetli. Geleneklerimiz, göreneklerimiz de çok kıymetli. Dolayısıyla buradaki kadayıf kıtırmaları da bana o köklerimizi anlattı. Bir de beni gerçekten çok iyi analiz etmişsin. Çünkü burada ilk tane yuvadan bahsettin. Benim için en kıymetli şeylerden bir tanesi ev. Evet. Çok evcimen bir alan. Bak bu kadar geziyorum işte. Bir tarafım böyle engin sularda, okyanuslarda yüzsün, dünyada öbür ucuna Patagonyalara gitsin, Avustralyalara gitsin. Diğer tarafım da evimde o küçücük kalesinde mutlu olsun. Hani o kalenin duvarlarını kapattığımda, kapılarını kapattığımda kendimi çok huzurlu hissediyorum. Çok mutlu hissediyorum. Bu evler de bana birden onu hatırlattı. Ve bana zaten işte benim o engin sulardaki hayır, özgürlük aşkımı anlattı. Biraz önce dedin ya insanları da özgürleştiriyorsun. Çünkü özgürlük gerçekten çok kıymetli bir şey. O yüzden de kesinlikle ben kendimi yemekten çok mutlu oldum. Ben de senin tabağımı yapmaktan gerçekten çok mutlu diyebilirim. Son bir sorum var. Sence ben mi yemek olsaydım hangi yemek oluyorsun? Kesinlikle böyle çok lezzetli, ağızlardan güzel tat bırakan bir pahlı olabilirdim. Mesela ne olabilirdin? Çok iyi bir profiterol olabilir. O çikolatayla böyle hoş kombinlenmiş. Krem brüleyi çok severim. Krem brüle olabilirdi. Ya da dondurma olabilirdi. Yeah. Çünkü dondurma bana çok mutluluk veren şeylerden bir tanesi. Yani o yüzden tatlı olsa. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tamam, iyi ki geldin. İyi ki değerli vaktini ayırdın. Benim için çok kıymetliydi. Çok güzel bir hafta oldu benim için. İyi ki varsın. Trenci'm ben de sana çok teşekkür ediyorum. Sen de bana ilaç gibi geldin. İyi oldum dediğimin ardından. Çok da keyifle hem sohbet ettik hem de kendimi yeme şansını verdiğin için. Ayrıca sana teşekkür ederim. Afiyet olsun. Bu arada kitabımız geldi. Ya şöyle bir şey yapsak. Bizi şu anda seyreden 5 kişiye kitap hediye etsek olur. İstanbul'un Yüz Mücevherini. Olur. Bir tek şartımız var. Benim Saffet Emre Tonguç Instagram hesabımın son postunun altına bir arkadaşlarını etiketlesinler. Tabii ki Türev Uludağ'ı da takibe alsınlar. Tamam, peki. Ve biz 5 kişiye bu güzel kitabı hediye edelim. Tamam, anlaştık. Peki. Çok teşekkürler abi. İyi ben geldin. Teşekkür çok ediyorum. Çok sağ ol. Bir bölümün daha sonuna geldik. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.